Sakin ol kardeşim. Bırakın. Bırakın. Tamam. Yapmayın ne olur. Ezil etmeyin. Susun. Hadi. Hastalar koğuşa. Hadi herkes koğuşa. Hadi. Hadi. Serdar abi. Allah aşkına Şahin'e yardım edin. Kadın onu öldürmedi. Dicle, sakin ol. Cinayeti polise bildirdiniz mi doktor hanım? Henüz fırsat bulamadık. Bildireceğiz tabii ki. Yusuf, sen karışma. Biz gerekeni yaparız. Ben yardım etmek istemiştim. Ya Fatma, öyle gitsen kendi işine bak. Bak yoksa... Celil, polisi ara. Şu olayı iyice bir araştıralım. Gerçekten Şahin katil mi değil mi ortaya çıksın. Emredersiniz komutanım. Sütü olan. Son zamanlarda gözüme çok batmaya başladı. Bu senin için hiç iyi olmaz. Şöyle. Bırakın lan. Hadi. Zorluk çıkartın. Yürü. Bırakın lan. Bırak. Ya. Yürü. Bırakın. Geç şurayı. Bırak edeyim. Bırak. Hadi. Bırakın lan. Bırak. Ne değilim ben. Bırak. Tamam. Bırakın lan. Bırak. Bırakın lan. Bırak. Ver bu ilacı ne olur doktor, verme. Sıkı tut. Sakin ol Şahin, bu seni rahatlatacaktır. Ne olur, istemiyorum. Ben rahatlamak istemiyorum, ne olur verme. Serdar abi bir şey yapın abi, ne olur bana ilaç vermesinler abi. Bu ilaçlar beni delirtecek, ne olur abi yardım edin. Biz senin iyiliğini istiyoruz Şahin. Bu ilaçlar senin iyiliğin için. Sakin ol. Tamam bırakalım. Şimdi sakinleşip uyuyacaksın Şahin. Hadi çıkalım. Serdar abi. Abi ben kardeşiniz değil miyim? Ne olur yardım edin. Şahin. Bak biz yanındayız. Sen bir sungursun. Biz bırakır mıyız lan seni? Ha? Şşt. Yaz oğlum. Ya oğlum dişini sık ya. Gerçekten az kaldı. Oğlum biz beraber neler atlattık? Sana söz, sana bunu yapanlara var ya, öyle bir iğne yapacağım ki muhteşem doktor iğnesi ha, ömür boyu unutamazlar ha. Ben öldürmedim. Ben yapmadım. Katil değilim ben. Abi. Yusuf. Yusuf. Allah'ım, Şahin bu hale nasıl geldi? O kadın nasıl öldürür? Şahin'den her şey beklenir. Bu çok tehlikeli bir deli. Verilmiş sadakan varmış. Allah seni korudu Aslı. Doktor. Şahin'i kötüleme. Şahin zavallı kadını niye öldürsün? Sen karışma. Kes sesini. Şahin'in karısı mısın sen? Bana bak lan. Senin yüzünü öyle bir sıkarım ki. Konuşamazsın bir daha. Dicle haklı. Şahin o kadını niye öldürsün lan? Ha? Ya sonuçta yaz olan son olarak ne istiyordu? O ölen kadın ağayla kordonla birebir konuşmasını istiyordu. Neden? Çünkü kadın seninle ilgili dünya çarşaf bilgi biliyormuş. Yani yaz olan kadını öldürmez ki. Niye öldürsün ki? Ya oğlum sen söyle bakayım sen ne ayaksın ya? Evet Yusuf. Şahin'in o kadını öldürmesi çok saçma. Şş, bana bak. Sen bizi bilmezsin. Şahin'e takan hepimize takmış demek. Biz kolay unutan balık hafızalılardan değiliz. Şahin silah arkadaşınız. Onu korumak istiyorsunuz. Ama Şahin hakkında bilmediğiniz şeyler var. Tedavi aşamasında gördüm ki Şahin'in hastalığı çok ciddi. Didodiyetif kimlik bozukluğu. Yani çoğul kimlik. İki ya da daha fazla birbirinden farklı kimlik ve kişilikle yaşıyor. Onun içinde iyi ve kötü Şahin var. Yaptığı kötülükleri asla hatırlamaz. Saçmalama. Biz onunla yıllardır yan yanayız. Aslı'nın bana olan tutkusu bu hastalığın çıkmasına sebep oldu. Şahin resmen çıldırdı. Benim Aslı ile ilişkim onun bu hastalığının ortaya çıkmasına sebep oldu. O kadının hakkımda bildiği bir şey yok. Beni kötülemek için Şahin'in Aslı'ya uydurduğu bir şey bu. Sonra da kadını öldürdü. Amacı da beni suçlamak. Bunu yapan kötü Şahin.
İyi Şahin asla bunu hatırlamaz. İnanın bana. O çok agresif bir hasta. Yusuf Bey, polis geldi. Şahin'i görmek istiyorlar. Serdar abi, ne olur bir şey yapalım. Şahin'i tutuklayacaklar. Ne olur kurtarın Şahin'i lütfen. Ya tamam, hemen bir şey yapmayın. Vesvese yapmayın ya. Şahin'i tutuklayamazlar ki. Kırık o. Kırıkları tutuklayamazlar. Tutuklanmaz. Doğru. Şahin akıl hastası. Heh. Cezai ehliyeti yok. Burada kalacak. Merak etmeyin. Şahin evde kalacaktır. Biz gidip polisle konuşalım. Hı hı. Komutanım, Şahin'in yardıma ihtiyacı var. Şahin'e nasıl yardım edeceğiz? Yani ortada bir cinayet var. Sen neyin, kimin tarafındasın kızım? Ama kadın ölmüş Celil abi. Yani Şahin... Aslı yapma. Şahin'i kötü yapan o ilaçlar zaten. Sen karışma ya. Sanki onu benim kadar seveceksin de. Öf! Ya gerçekten içim kıyıldı, sıkıldım ha. Ya sen de sonuçta bir karar ver. Kimi seveceksen biz de bilelim. Bu cinayeti aydınlanmadan Şahin'e yardım edemeyiz. Yusuf'un Şahin'le ilgili söyledikleri ne kadar doğru bilmiyoruz. Anka bir yuva. Anka bir dinlemede. Anka bir yuvada bekleniyorsunuz, önemli. Anlaşıldı, hemen geliyoruz. Doktor, Aslı'yla öldürülen kadını araştır. Kim, neyin nesi, neden bu hastanede öğrenin, tamam mı? Anka emredersin, hiç merak etme, o hep kafamda. Şey, Serdar abi, ben de yardım edeyim. Senin ne işin var ya? Doktor, Dicle de sizinle gelsin. Aga tamamdır. Ben ona uygun bir meşgale mutlaka bulurum. Layık. Tamam, çıkalım. Haydi göreve. Taha, evladım, içimizdeki hain adamın getireceği listede. O her kimse hemen bildir bize. Emredersiniz komutanım. Ya sizin bu dağlar çok zorlu ha. Evet Eymen, ne haber? Para hazır mı? Bakalım elindekiler değecek mi buna? Yusuf. Demek içimizdeki hain buymuş. Komutanım, tuzak bu. Tuzağa düştük. İçimizdeki hain... Süleymani bu. Kasım Süleymani. Perslerin devrim muhafızları komutanı. Siz içinizdeki bu ajanlarımıza ancak bu kadar yaklaşabilirsiniz Teğmen. Cemal, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Eline yüzüne bulaştırma. Kimyasalı ilk bu Teğmen'de dene. Tamam. Götürün bunları. Hadi.
Yanınıza kalmaz bu şerefsizler. Elbet o Yusuf denen hain bulunacak. Türkiye bu oyuna gelmeyecek lan. Elinizde patlayacak lan o bomba. Kimse yemez lan bu numaraları. Tekmen, orası var ya orası. Bak onu görmen hiç iyi olmaz ya. Bak sen ölümüne sebep oluyorsun. Aman aman, başkan hemen öldü mü bu? Öyle. Bu kimyasal çok etkili. Yakında TC'yi kalbinden vuracağım. Ha. Naza. Ezo nerede Ezo? Yoksa kız sen beni oyalıyor musun ha? Yok başkan, olur mu öyle şey ya? Kadının peşindeyim. Bir iki güne enselerim ben onu. İyi. Git o zaman bana Ezo denen karıyı getir. Yoksa sonun aha bu Tekmen gibi olur. Şşş! Lan! Hadi gelin ben. Çıkın hadi. Kordon, benim Naza. Sana resimleri atıyorum, bak hemen. Pers devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani. Acımasız biri. Geçen sene emrine karşı geldi diye 13 askerinin kafasını baltayla bizzat kendisi kesti. Yanında her zaman küçük bir balta taşır. Son zamanlarda kandilden çıkmaz oldu. Aralarından su sızmıyor. Neyse ki bunun sebebini biliyoruz. Kasım Süleymani örgüte uçak savar füzeleri, havan topları verdi. Ayrıca tonlarca lojistik destek gönderdi. Bunun karşılığında örgüt ülkemizde büyük bir katliam yapacak. Evladım, görüntüyü televizyona ver. Emredersiniz komutanım. Bu gazın aynısıyla sivil bir unsuru hedef alacaklar. Ardından Türkiye demokratik bir gösteride kendi vatandaşlarına kimyasal gaz sıktı diye yaygarayı basacaklar. Uluslararası işbirlikçilerin ortalığı ayağa kaldırmasıyla da bölgeyi ülkemizden koparmanın yolunu zorlayacaklar. Koparamazlarsa bu sefer Suriye ve Irak'taki gibi özerklik modelini zorlayacaklar. Eylem için harekete geçtiler. Bu adamı karargâhta gördüğümü söylemiştim komutanım. Komutanım, Naza'nın gönderdiği resimlerden birinde bu adam da vardı. İyi o halde. Yerlerini biliyorsunuz. Gidin ve onları bana getirin. Daha şehit oldu ama iki subayımız hala ellerinde. Dikkat edin. Susun. Ne diyor? Tamam. Öldü mü? Tamam. Ne diyor? Ne diyor? Aslı. Şahin'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Seninle konuşmak istemiyorum, tamam mı? Şu Şahin'i de dilinden düşür istersen artık. Ama ben diyecektim ki... Kapat dedim Dicle. Yetti artık. Şahin deli de olsa, katil de olsa benim gönlümde yeri ayrıdır. Sen bilemezsin bunu. Bu kinin neden o zaman Aslı? Kin değil, sadece sitem. İnsan sevdiğinden zılgıt yerse böyle sitemkar olur. Sen bunu bilemezsin Dicle. Kapat artık bu konuyu. Ah!
Yusuf. Aslı. Ne oldu Yusuf? Kötü görünüyorsun. Sevil hastamdı. Çok üzüldüm. Sen ne bekliyorsun burada? Doktor karargâhtan araç getirecek. Ölen kadının evine gidiyoruz. Neden? Ne gereği var ki? Serdar abi kadının ölümünde sır perdesi olduğunu düşünüyor. Ortada sır falan yok Aslı. Şahin öldürdü kadını işte. Niye durmadan Şahin'i suçluyorsun? Belki başkası öldürdü kadını. Serdar abi gerçekler ortaya çıksın istiyor, tamam mı? Sen karışma bu işe. Kızlar, hadi atlayın arabaya, gidiyoruz. Aslı, boşuna zaman harcıyorsunuz. Gerçek belli. Kadını Şahin öldürdü. Nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun Yusuf? Ben Şahin'in de durumunu da biliyorum. Kadını Şahin öldürdü. Ay! Bana bak Fıtbız. Oraya beni getirtme, senin ağzını burnunu bir ederim lan. Deli etme beni. Aslı, hadi atla arabaya. Yürü git de. Ay! Aziz ya. Sivri evde benimle ilgili bir şey bıraktıysa. Onlardan evvel eve varmalıyım. Bana yokuş yapmayın la, ben de sizlerim. Aha açtı. Anka bir yuva, vaziyetin ne? Şu anda belirtilen yerdeyiz yuva. Komutanım, karşıda bir nöbetçi var. Celil, kapıda da bir tane var. Hadi şunları indirelim. Şuan. Emret başkan. Eylemi yapacağın yer ve zaman. Al. Emredersin başkanım. Şunu da al. Lazım olacak. Cesaret ver. Havada uçar. Perendeler bile otarsın. Tamam başkan. Hadi bak. Civan! Al! Bu da senin eylem yerin ve zamanın. Al! Emredersin başkan. Korkmuyorsun değil mi kahraman? Korkmuyorum başkan. Korkuyorsun lan, korkuyorsun! Heh, al! Al! Al şunu! Al bir tane şurada yut da... ...gözü kara bir cengavere dön. Hadi bakalım. Varsan bunlardan yut, tamam mı? Emredersin başkan. Başkan! Başkan! Timciler kapıda! Kahretsin be! Kahretsin be! Kahretsin! Lan nereden çıktı bu başbelalar? Ulan nasıl buldular bunlar beni? Fabrikaya giriyorlar. İndirin lan şu timcileri, indirin. Durmayın lan, durmayın. Lan kahretsin be. Başkan.
Silahlar atılıyor dışarıda. Tamam la tamam. Al kardeşim çıkalım hadi hadi. Çabuk hadi. Hadi la bunları hadi canım, getirin. Hadi. Bunları da getirin. Getirin. Cedil. Arkayı sağlama al. Emredersiniz komutanım. Komutanım ambulans. Yola çıktı Serdar. Ramazan arayın. Dağılın. Komutanım, şerefsizler burada laboratuvar kurmuşlar. Bir canilik dönüyormuş burada. Serdar, Celil'in elindeki o tüpü al. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Komutanım, bomba komutanım. Herkes dışarı çıksın hadi. Hadi herkes dışarı. Celil hadi çıkın. Çıkın bomba. Yok komutanım. İyiyiz komutanım, Allah'a şükür. Celil, tam zamanında gördüm. Az kalsın ölmüştür. Allah bunların tezgahını başlarına geçirsin komutanım. Akabim, neler oluyor? O patlama neydi? İyiyiz komutanım. Komutanım, kaçıyor şerefsiz. Celil, kaçıyor şerefsiz. Gene kurtulmuş bu başkanaları be. Ulan şunlar bir gebermen gitti be. Gülümse çatlayacağım ben. Celil tekerlere. Al subaylar o araçta.
Masada biri vardı. Gördüm. Celil, bu şerefsizi yakalamalıyız. Komutanım, şunu alalım. Hadi. Komutanım, sungurları geri çekin. Tamam Serdar. Kameralarınız arızalandı. Görüntü alamıyorum. Biz şerefsiz Cevan'ın peşinden gidiyoruz komutanım. Bas Celil, bas. Doktor Serdar abi nerede? Ya onlar kordon dostumla operasyon yapıyorlar. Cemal denen şerefsiz yok mu? Onun sınırdan sızdığı sanılıyor. Aha da onun peşine gitmişler. Keşke biz de operasyonda olsaydık. Eskisi gibi Şahin bizi koruyup kollasaydı. Şahin'i hala seviyorsun yani aslında. Öyle mi? Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmaz. Kötülük gördüğünde de azalmaz. Neyse. Doktor daha çok var mı? Az kaldı aslında. Of. Allah'ım inşallah Şahin bu cinayeti işlememiştir. Şahin katil olacak biri değil. Doktor, acele et. Şahin'i kurtarmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım hadi. Aferin kız, gerçekten. Şu an var ya seni muhteşem derecede takdir ettim. Sanırım Şahin'e olan aşkın depreşiyor. Layık. Doktor cıvıtma, gazla hadi. Bak hemen cıvıtmaya başlıyorum. Bokey, 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 bokey. Doktor. Of ya. Ne oldu? Al işte. Aslı badık. Başka ne kadar sertse bıçak gibi sildiyse lastiği patlattı ya. Eve geciktik ya. Kahretsin ya. Tam zamanıydı ha. Tam zamanıydı ha. Raf, al işte. Pıslamış lastik. Ölen. Tamam. Haydi atlayın. Baba. Of. Of. Hala gelmedik mi? Önce teker patladı, sonra yolu kaybettik. Ne oluyor Allah aşkına? Dicle, bir sus ya. Hep senin yüzünden zaten bunlar. Ya bu kız Şahin'i sevmeye başladı sanki. Öf, kızlar kavga etmeyin, merak da etmeyin. Ben buraları avucumun içi kadar iyi bilirim. Ben var ya buralarda çok zaman geçirdim. Ne kadar çok değişmiş lan buralar. Vallahi hiç de hatırlayamadım ha. Anam! Aha ya la, orada ya la. Ağaç sokak, onun sonundaki yer olmalı. Heh. Thank you.
Benimle ilgili bir şey yok. Sadece bir yer kaldı. Teyze, burası buyurun, değil mi? Gelin. Kim öldürdü zavallı kızı? Bulacağız teyze, bulacağız. Bu ev mi? Kahretsin. Geldiler. İyi kızdı. Delirecek biri değildi. Birden ne oldu ben de anlamadım. Önce kocası delirdi, intihar etti. Sonra da kadın delirdi. Hastaneye götürdüler kızcağızı. Haydi kızlar. Belki içeride bir şeyler vardır. Her yeri iyice arayalım. Ne arıyorsunuz böyle? Bilmiyoruz teyze. Bu kadının kocası var ya, yok mu onunla alakalı bir ipucu filan? Teyze yardımcı ol bize. Bana bir deftere hayatını yazdığını söyle. Nerede defter? Yatak odasında demişti bir ara. Oraya bir bak bakalım oğlum. Bıdık. Koş yatak odasına, orada bir bak bakalım defter mefter var mı? Her yeri ama her yeri didik didik arayacaksın ya. İşte sen de bu tarafa bak, haydi. Allah Allah. Ya doktor, bu kapı kilitli ya. Ne yapmış şimdi bu, kır kapıyı. Pencereyi sen mi açtın? Yok, açıktı. Vallahi benim muhteşem derecede acayip kokuları alabilen burnuma çok pis kokular geliyor. Hemen oralara bir bakıver. Kahretsin. Ulan defteri bulacaklar. Ya kızlar hadi durmayın. Şu defteri bulalım ya. Acele edin biraz. Abi. Hey. Ana, defter benim ayağımın altındaymış ya la. Hemen araştırayım. Bunlardan bakalım en son neler yazmış. Ama kız Aslı, bu defterde çok acayip bilgiler, dökümasyonlar var. Bunu hemen Akay'a vermeliyim. Hemen kavuşturalım ona. İnşallah bir şey bulunur doktor. Şahin'in aklanmasına en çok ben sevinirim. Benim içime doğdu. Kesinlikle Şahin'e iftira atıyorlar. Allah bu tuzağı kuranı bacağına dolandırsın inşallah. Amin inşallah. Haydi 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 haydi. Bas şu gaza, bas. Komutanım, araç gitmiyor. Bununla bu kadar. Bas şu gaza. Bu iki asubayın hayatı tehlikede. Bu alçak onları öldürür. Hadi oğlum, bas şu gaza. Gitmiyor. Kanı mübarek. Koşsam daha hızlı. Hadi la hadi, çabuk getirin şunu. Hadi la çabuk olun, çabuk olun. Getirin hadi, getirin. Yürü la. Getirin. Getir.
Alayla şu ağaca. Ala. Uzaklayın lan şunu. Bana bak lan. Bombanın ucunu ipe bal ha. Geldiklerine hep bir çek. Hepsi geberip gitsin. Emredersiniz başkanım. Rula. Rula. Parçaları yağmur gibi üstlerine yağacak. Baş belaları görecekler. Gelsinler bakalım. Gelin, gelin. Okun beni, okun beni. Geleceğini nasıl göreceğiniz de var. Hadi la, hadi la. Çabuk olun, çabuk. Yasubayı şehit ettiler. Ama bu alçak bu sefer kurtulamayacak. Tamam Serdar. Uzatmadan yakalayın şu şerefsizi. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Hadi. Komutanım, araç menzilde. Gördüm. Gördüm Celil. Ulan kahretsin de. Baş belaları. Sülük gibi gene yapıştıralım. La Seyfo, ben Cemal. Emret Cemal Başkan. Lan neredesin? Bana konum dedin lan çabuk. Kızıltepe'lerde kış üstlenmesindeyiz. Teorik eğitim görüyoruz. Başlatma teoriyle pratikten. Oraya bak 5 dakika mesafedeyim ha. Beyaz kirli pikapla geliyorum oraya. Peşimde sungurlar var. Bitirin şunları, bitirin. Emredersin Başkan. Kalkın lan. Pasımızı silelim biraz. Sungurları avlamaya gidiyoruz. Kurtulamadı şu baş belalarından.
oluyor başkan? Öleceğiz burada. Yap, yap. Görmesinler seni. Kasada saklanan yine ortaya çıktı komutanım. Bu herif ameliyathanede gördüm herif. Ama subayı göremiyorum Celil. Komutanım aracın içinde olabilir. Ulan şerefsiz. Teslim ol. Ha Seyfo. Lan neredesin lan, neredesin? Üstüme çürttüler. Komutanım. Alalım artık şu şerefsizi. Tamam Celil, hadi. At lan. Akıttığın kan da bu hocam lan seni. Kemal. Ya teslim olursun. Ya da ölürsün lan. Yolun sonuna geldin lan. Tamam la tamam. Tamam teslim oluyorum. Bak 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 atıyorum ha. Atıyorum artık etmeyin. Aha aha. Kasada kim varsa çıksın ortaya. Aç, açıyorum. Açıyorum ha. Yaklaşmayın lan. Gelmeyin yoksa bunu da gebertirim ha. Geldik Cemal Başkan. Aferin lan. İyi, rütbeni yükselttim lan seni. Aferin. Gebertin lan şunları. Cihil. Nereden çıktı bunlar? Ulan tam da yakalamıştık şerefi. Lan. Hey! Yüzbaşı buzun sesi. İyi bak lan buraya, iyi bak. Lan benimle uğraşmaz olur. Ben sizin gibilerinin nicelerini toplardım. Kemal! Lan! Lan yapma! Lan Kemal! Lan şerefsiz! Komutanım! Gel! Kurtaramadık! Subayı kurtaramadık Celil! Hayır komutan, hayır! Daha bitmedi! Yamaçlılar yukarıdaki kayalıkta! Komutanım ben hazırım! Hadi komutanım gömelim şunları! Darro gemini! Hazır mısın lan? Hazır Seyfo komutan! Uçur lan şu dimciler havaya. Tümleri savrulsun havada. Gel. Roket. Tamam ateşi kesin. Dur çabuk. Çabuk koş! Koş! Koş çabuk! Yürü! Yürü! Hadi! Celil! İyi misin? İyiyim komutanım! Komutanım pusu yedik. Subayı alamadık. Cemal kaçtı. Destek gönderiyorum artık. Kimse gelmesin komutanım. Ben avımı kimseye yedirmem. Kemal benim komutanım. Kemal. Gelin kendini kolla. Ulan bunlar manyak be. İndirin lan şunları. Hadi. İndirin çabuk. Lan!
Kerim dur. Senin oğlun var. Babasın sen. Yok komutanım, bırakın beni. Bu sefer tavşan benim asubay. Hadi bakalım, göster marifetini. Hakkını helal et koşum. Helal olsun komutanım. Geber lan! Yettim komutanım. Allah'a mahcup etme beni. Bismillah. Lan topu topu iki tane adam öldüremediniz gitti. Ateş! Hemen vurdum. Yürüyün üstlerine, haydi haydi! Gelin! Hadi geliyorlar! Görecekleri varsa görecekleri de var komutanım. Bizi burada bulamazlar değil mi başkan? Bulsalar ne olacak lan? He? Neyle suçlayacaklar he? Ne yapacağımızı bilmiyorlar ki. Hadi hadi ödek kardeşinin yanına git. Ulan baş belaları. Yapacağım operasyonu öğrenmek için çıldırıyorsunuz değil mi? Bekleyin, bekleyin. O cesetleri önünüze yıktığımda anlayacaksınız meseleyi. Bunlar fabrikadan gönderdiğiniz görüntüler. Cemal Alçağ orada araştırma laboratuvarı kurmuş. Dondurun resmi. Emredersiniz komutanım. Bu her neyse o laboratuvarda üretilmiş olmalı. Komutanım, tüpü aldık. Albayım bunu laboratuvarda incelesinler. Farklı bir kimyasala benziyor. Emredersiniz komutanım. Pasaporttaki fotoğrafları ekrana ver. Emredersiniz komutanım. Şu resmi teke düşür, kafamız karışıyor. Kamyonette saklanan adam buydu komutanım. Kardeşin nerede? Civan. Nesi var la bunun? Korkuyor başkan. Mahu. Emret başkan. Gözüm bunun üstünde olacak o. Emredersin başkan. Hadi. Ey dinle la şuan. Sen bir kahramansın. Devrim gerçekleşince halkımız her köşe seni bir heykelli geçecek. Sen büyük Türk generalini öldüreceksin. Bu büyük görev sana verildi. Korkma. General üstüne git. Patlat kazıyı. Hadi bakalım hadi. Mahu. Buraya getir la. Hadi yürülün.
Bu adam beni Suriye'de ameliyata aldıkları yerde gördüm. Ya birebir ikizi var ya da çift görünüyordu. Aga acil. Aga. Devam et doktor. Şahin'le ilgili gelişmeler var. Karargâhtayız. Anlaşıldı. Komutanım. Gidin. Şahin'in bizde hakkı çok. Zor zamanında yanında olurum Serdar. Bir gelişme olursa sizi çağır. Emredersiniz komutanım. Tüp laboratuvara gitti komutanım. Neyin peşinde bunlar? Bir hainlik planladıkları belli. Şimdi bütün karakollara şahsın elimizdeki fotoğraflarını gönderelim. Bu şahsı bulursak ne planlıyorlar anlarız. Bulacağız. Vallahi yani sonuçta bu bir delinin hatıra defteri sayılabilir. Ama içindeki kadının yazdıklarına bakılırsa senin deli doktoru evli. Doktor, o kadın delinin tekiydi. Yusuf da onun doktoru. Kafayı Yusuf'a takmış olabilir. Bir delinin yazdıklarıyla Yusuf'u suçlayamayız. Biraz insaflı olun. Ya doğruysa? Ya kadının yazdığı gibiyse her şey? Sen karışma. Biz Şahin'i koruruz. Böyle mi koruyorsun? Suçlayıp duruyorsun sen. Bana bak. Sen haddini aşma. Ben Şahin'i senden daha çok düşünür, daha çok severim. Anladın mı? Tamam ya, yeter sabahtan beri dat dedişiyorsunuz. Zaten burada bir sürü stresli işler var benim başımda. Bir de sizinle uğraşamam ha. Doktor. He? Şahin yapmaz değil mi? Yani Şahin böyle bir şey yapamaz. Niye Aslı? Niye yapamaz? İnsan beyni nelere kadirdir bilemezsin. Ama bir de sapıtmaya görsün. İşte o zaman var ya, o küçük beyninde dünya savaşı çıkar. Şahin maalesef sapıttı. Ya uzatma, beyinsiz sapıtmaz. Biz de biliyoruz, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluk, şizofreni, obsesyon hepsi var. Ama bu defterde seninle ilgili destan var, destan. Ya demek hayallerini gerçek diye kağıda dökmüş ha. Doktor hayırdır? Şahin'le ilgili olan ne? Aga gelin, aga gelin. Çok önemli bilgiler var burada. Aga o senin git dediğin eve gittik. Aradık taradık, kadının bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktük. Aha bu defteri bulduk. Kadın yaşadığı her şeyi bu deftere yazmış. Bu notlara göre de yalnız olan haklı. Aha bu da yalancı. Kadın akıl hastasıydı. Doktor olarak tedavi etmek için çok uğraştım. Bu süre zarfında Sevil'in bana aşık olduğunu anlayınca tedaviyi kestim. Anlaşılan bana düşman olmuş. Yazdıklarının hepsi hayal ürünü. Deli saçması. Ya fıtkız bırak. Acaba sen kimi kandırıyorsun? Ya aga yalancı bak. Burada tek tek yazılmış. Burada bunun evli olduğu yazıyor. Sevil'le kocasıyla da bu komşuluk kurmuş. Komşu olmuşlar. Allah sen var ya amma dolap beygiriymişsin ama yanlış kayaya çattın fıtbız. Kadının kocası senden kaçmak için bu ilçeye taşınmış. Ama sen peşlerinden gelmişsin Yusuf. Defterde öyle yazıyor. Evet. Sevil ve kocasıyla komşuydum. Heh. Ama kadının ilgisini görünce kaçtım. Sonra da bu ilçeye taşındım. O da kocasını alıp peşimden geldi. Evli olduğum da kesinlikle yalan. Bakın bu kadın akıl hastası. Yazdığı her şey yalan. Nerede komşu olarak oturdun bu kadınla? Yani aslanım, ister söyle ister söyleme. Artık ıncını cıncını ortaya dökeceksin. Bakalım sen ne ayarsın. Allah'ım neler oluyor. Neye üzülüp neye sevineceğimi bilemez oldum. Allah'ım sen bana yardım et. Yusuf. Adresi verdim işte. Gidip araştırın. Ya ben doktorum. Bana inanılmıyor. Yani bu durum çok ağrıma gidiyor Aslı. Yusuf, Şahin böyle bir şey yapmaz.
Onu en iyi ben tanırım. Sana kızmıyorum Aslı. Sonuçta bir zamanlar nişanlıydınız. Ama sen benimle evleneceksin. Öyle değil mi? Arkana bak. Nasıl? Beğendin mi? Sana aldım. Hayır! Hayır! Yalan bu. Oyun mu oynuyorsunuz siz benimle? He? Şahin'in bugün nikahı var. Açılın lan. Şahin. Aslı. Ben diyorum ki o kadın ve Şahin yalancı. Ve hasta oldukları ispatlanır ispatlanmaz hemen evlenelim. Tamam mı? Tamam Yusuf, evlenelim. Allah'ım kafam çok... Bu görevi istiyor musun? Gerçekleri bir an önce öğrenmek istiyorum Serdar abi. Evi bulun. Nüfus müdürlüğüne gidin. Bu adam evli mi değil mi ortaya çıksın. Bu Yusuf kim? Nerede? Ne yapmış? Kimi tavuğuna kış demiş? Kimi delirtmiş? Bunun hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Gerçekler açığa çıkarsa bittim ben. Ama ben bitmeden o uzmanı bitiririm. Bu ne tatlılık. Var ya, sen olmasaydın asker beni köye postalayacaktı. Senin sayende askerin yanında kalacağım ben. Şimdi sana gözüm gibi bakmaz mıyım ben? Bak sana bir sır vereyim. Ben askeri çok seviyorum. Asker dedim senin Serdar amca. Biliyor musun? Ben Serdarsız yaşayamam artık. Gerizekalı seni. Ha, ay! Ödüm koptu be. Ne var bu kadar korkacak ha? Ne bileyim işte. Böyle gözler falan fırlamış. Böyle esrarengiz bir hava. Birden pat diye çıkıyorsun. İnsan korkuyor tabii. Sen doğuştan mı komiksin yoksa sonradan mı böyle oldun? Ay, seni gördükten sonra böyle oldum diyeceğim ama acayip kaçacak şimdi. Babanla asker amcan geldi. Oğlum, aslanım. Baba oğul kavuşmuşlar. Bir terslik yok. Nasılsın asker? İyiyim abi. Nasıl? Burada ne arıyorsun sen? Bebeği merak ettim. Onu bulup getiren benim sonuçta. Teyzesi sayılırım ben artık. Bir gelsene. Canım benim. Vay tatlım benim. Acıktın mı sen? Ha? Dinle. Cemal şerefsizi sınırdan sızdı. Yanında Suriyeli bir genç var. Şivan adına çıkartılmış bir pasaport taşıyor. Bölgede bir hainliğin peşinde oldukları kesin. Onları bulmak istiyoruz. Senin kulağın deliktir. Şu an için bir bilgim yok Serdar. Ama bir şeyler öğrenirsem haber veririm sana. Sana da zahmet oluyor Havit. Doktorun hanımı Zeynel Bacı'ya haber vereyim ben. Bebeğe o baksın. Yok yok. Ne zahmeti Celil abi? Ben bakıyorum işte. Anka 1. Anka 1 cevap ver. Emredin komutanım. Derhal karargah. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Celil. Bir tanem benim. Şu üstümüze bir ceket düzen verelim. Emredersiniz komutanım. Asker. Ne zaman gelirsiniz? Akşama yemek hazırlayayım size. Abi, bizde zaman yok. Ne yapalım? Bekleriz o zaman. Bana bak. Sen ne hesapsın lan ha? Boyum 1.78, kilom 57. Ölçülerim yani. Bana bak. Kızma ya. Ben böyle eğlenceli bir kızım işte. Eğlenceli kız.
Sen niye yapıştın ha Sardar'a? Niye ayrılmıyorsun peşinden? Demiştim ya. Hayalim gazeteci olmak. Tim'in hayatı acayip. Yüzbaşı fırtına gibi. Celil abi, Aslı, Doktor, Şahin. Onlarla ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Bak bak bak. Uzun sürecek galiba ha? Kitap yazmak zor iş. Kitap bahane, hedef şahane. Ben sana kitap nasıl yazılır göstereceğim eğlence manyağı kız. Görün işte doktor. Kendimizi kimlere emanet ediyoruz? Bu son verdiğin ilaçlar çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sanmam. Şahin çok dirençlidir. İntihar etmez. Ama içine kattığım ilave maddelerle intihar da eder. Soruşturma tamamlanana kadar Şahin buradan çıkmayacak. Tamam Yusuf. Hasta senin. Kararları sen verirsin. Ulan Zülbe. Yanlış adama çattın lan. Gösteririm ben sana. Tüpteki sıvı yüksek miktarda VX içeriyor. Maalesef tahi şehit eden gazla aynı. Çok yüksek bir tahrip gücü ve alanı var. Patladığında etrafa çok hızlı yayılıyor. Ve 100 metre çapındaki bir alanda anında bütün canlıları öldürebiliyor. Aşağılık herifler. Kalabalık bir sokakta ya da alanda patlatılırsa orada ne kadar insan varsa ölür Serdar. Cemal'in o şerefsizi niye sakladığı anlaşıldı komutanım. Bombayı o adam patlatacak. O şahsın fotoğrafı derhal basına verilsin albayım. Emniyet, MİT, bütün birimleri de uyaralım. Emredersiniz komutanım. Asker, polis, bütün güvenlik güçleri kırmızı alarma geçsin. Bu şahsı bulmalıyız. Emredersiniz komutanım. Cemal şerefsizi bu sıvıyı patlatmak için etkinlik kolluyordur komutanım. Bugün sınırda duvar örülmesini protesto edecekler komutanım. Hedef oradaki kalabalık komutanım. Başımız büyük belada. Sungurları alın doğru gösteri yerine. Ben Selviler köyündeki düğünde olacağım. Beni an be an haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Suriye sınırındaki kaçakçılar için inşa edilen duvarı protesto etmek amacıyla sabahtan itibaren toplanan kalabalık 3000 kişiye ulaştı. İlçeden gelen haberler bir grubun daha yola çıkacağı yönünde. Buradaki kalabalık sessiz bekleyişini sürdürüyor.
3000 kişi var. Persi devrim muhafızı komutanı Süleyman'ın istediği olacak. Bir saat sonra o kalabalıktan geriye sadece duman kalacak. Türkiye kendi vatandaşlarının üzerine kimyasal gaz atacak. Tabii asıl hedef o general ve o iki aşiretin barışması. Hayır. Yok, bu sefer bizi durduramayacaklar. Sungurların generali kimyasalın tadına bakacak. O düğün yeri cehenneme dönecek. Hey, devlet kanalını mı açayım? Tamam. Dur. Sayın seyirciler, fotoğrafta görülen şahıs canlı bomba eylemcisi. Bu şahsı görenlerin acil olarak güvenlik güçlerine haber vermeleri isteniyor. Tekrar ediyorum. Bu şahsı görenlerin acil olarak güvenlik güçlerine haber vermeleri isteniyor. Oysa ki iki kişi iki farklı yere saldıracaklar. Ancak birini yakalama şansları var. Biz TC'nin sınırdaki protestoya yönlendiriyoruz. Bütün askerler, o baş belası Sungurlar orada olacak. Biz de düğün yerinde olacağız. Yalla yazık olacak generale. Sungurlar bu sefer onu kurtaramayacaklar. O düğüne gitmesiniz komutanım. Nikah şahidiyim. Üstelik bu düğünde uzun süreden beri süren kan davasının taraflarının barışmasına vesile olacağım. Gitmek zorundayım. Bu çok kritik bir süreç komutanım. Karargâhta olsaydınız. Siz beni aratmazsınız albayım. Size güveniyorum Serdar. Hainlere geçit vermeyin. Beni de haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Celil, Sungurları topla çıkalım. Emredersiniz komutanım. O Suriyeli çocuğu bombacı olmaya nasıl ikna etmişler? Tamam. Artık harekete geçme zamanı geldi. Sen devrim tarihine adını altın harflerle yazdıracaksın. Oğlum, devrim şehitleri ölümsüzdür. Kork. Sen ölmeyeceksin. Sadece gebereceksin. Sen de. Siz faşist TC'ye en ağır darbeyi vereceksiniz. Yıllarca bizi asimile eden TC'ye gerekli şamarı siz atacaksınız. Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin. Yolda kağıttaki talimatları okursunuz. Götürün bunları. Başkan? Nasıl? La bekleyin la. Tamam başkan. Sen böyle kuyruk gibi benim peşimde dolanıyorsun hep. Sen beni takibe mi başladın yoksa ha? Ya rapor vermeye geldim başkan, sakin ol. Kadınla bebeğin izini sürüyorum. Yakında kadın sendedir. Ama kadın bana bir haberciyle bunu gönderdi. Buna karşılık yüklü para istiyormuş sürtük. Üstelik bu fotoğrafların görüntüleri de varmış. Daha rezalet şeylermiş. Onları başkanlık konseyine gönderecekmiş. Bebeğin cesedini de dağa atacakmış. Anlayacağın sürtük şantaj yapıyor başkan. Ne demeye bana bunları anlatıyorsun Laza? Ben sana kadını bul, bebeği al, o kahpeyi öldür demedim ha? Yoksa sen ölürsün. Sürtük başkandan 3 çocuğum var diye tehditler savuruyormuş. Başkanlık konseyine giderse bunlar, bu rezaletin altından kalkamazsın. Başkanlığın tehlikeye girer. 3-5 kuruş halletmek varken bence pazarlığa oturalım başkan. Sen bana akıl mı öğretiyorsun ha?
O kaptanın cesedini getir. Yapacak işlerim var benim. Hadi defol git. Defol git ha. Ulan ben de o parayı senden söke söke almazsam naza değilim. Yapacak işleri varmış. Bir dolaplar döndürüyor gene. Paraya yanaşmıyor ya. Bir darbeyi hak etti bu şerefsiz. Lan bu it laboratuvarda gördüğüm it değil mi? Cemal'in yanında Suriyeli Şivan adında bir genç var. Şivan! Ne oldu? Biri bana seslendi sanki. Bu Serdar'ın bahsettiği genç. Ulan Cemal parayı vermezsin ha. Ödeteceğim lan sana. Tamamız biz. Tamamız. Yürü lan hadi. Yürü. Kımıldama. Kalk ayağa. Yavaş ol. Tamam tamam sakin ol. Eller havaya. Tamam sakin ol. Kımıldama dedim. Kaldır ellerini yoksa ateş edeceğim. Kaldır. Kaldır. Ben uzman çavuş Şahin Bey. Yardım etmen lazım bana. Yuva 21 ışık 17. Acil burada. Uyu hadi uyu. Nöbetçiyi buldum. Başı bir süre fena ağrıyacak. Ben seni görmedim. Sakın yakalanma. Ve ne yapman gerekiyorsa onu yap Şahin. Ama masumlara zarar verirsen inan bulurum seni devrem. O zaman başka konuşuruz. Hadi git şimdi. Yerini aldı mı? Takım bir yerinde komutanım. Takım üç yerinde komutanım. Takım iki yerinde komutanım. Takım dört yerinde komutanım. Nişancı yerinde mi? Nişancı yerinde komutanım. Devlet faşist! Devlet faşist! Devlet!
Yuva Ankabir. Her şey yolunda mı yüzbaşı? Yerimizi aldık komutanım. Hedef etrafta görünmüyor. Aman yüzbaşım, göreyim sizi. O gaz atılırsa altından kalkamayız. Ne yapın edin, o haini yakalayın. Emredersiniz. Gereken yapılacaktır, merak etmeyin. Orada olmam lazımdı ya hayırlısı. Bu düğün de çok önemli. 100 yıllık husumet bitecek. Siz müsterih olun. O haini bulacağız komutanım. Bakalım nereden çıkacak bu kahpe. Al şunu. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Al şunu bakalım. Haydi yürüyün yürüyün. Adam gibi tut şunu be. Bu ne? Geç. Yürü. Ortalarda görünme. Ben bulurum seni. Tamam. Alo. Ne olan Züppe? Yeni birini mi düşündün? Şahin. Sen? Yusuf. Bugün senin sonun. Bugün bu oyun bitecek. Boşuna uğraşıyorsun uzman. Bu camlar kurşun geçirmez. Dur Şahin, yapma. Ağlama oğlum. Erkek ol biraz. Öleceksen de erkek gibi. Sen beni böyle vuramazsın. Yakışmaz sana. Asıl sen erkeksen, gel birebir kapışalım. Var mısın? Var mısın? Yoksa böyle korkaklar gibi uzaktan mı vuracaksın beni? Söyle oğlum. Söyle, nereye gel? Konuş lan konuş, nereye geleyim söyle. Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk komutan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz komutan. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Safalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah böyle askerleri başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. 100 yıllık kan davasını bitirecek. Allah senden razı olsun komutan. Sağ olun. Thank you.
atıyor. Burası faşist patlamaya hazır bir bomba faşist gibi. Faşist devlet! 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 Sokaktan kalabalık gösteri grubu geliyor komutanım. Burası sıkı. Gelin biz şunlara bakalım hemen. Emredersiniz komutanım. Faşist devlet! Faşist devlet! Faşist devlet! Özgürlük! 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 Kürdistan! Yaşasın! Kürdistan! Yaşasın! Yaşasın! Kürdistan! Kürdistan! Hadi! Yaşasın! Öndere! Özgürlük! Öndere! Özgürlük! Lütfen dağılalım. Kanunsuz gösteri yürüyüşü yaparsanız zor kullanarak sizi dağıtmak zorunda kalacağız. Hadi! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi komutanım, yıldıramaz! Şerefsizi buradan belirleyemeyiz. Her an kimyasalı patlatabilir. Aralarına girmekten başka çare yok çünkü. Siz kalın. Kusmak sustukça sırası verilecek! Gösteri izinsiz! Dağılın! Yoksa müdahale etmek zorunda kalın. Sakın müdahale emri verme komiserim. Biz aralarına gireceğiz. Bu çok tehlikeli olur komutanım. Herif bombayı patlatırsa sen, ben, bu göstericiler, bu bölgedeki herkes ölür. Bu işlerine girip o şerefsizi bulmak zorundayız. Baskılar bizi yıldıramaz. Tutma sustukça sıra sana gelecek. Yutma. Ne yaptınız la? Göğe vardınız mı ha? Az kaldı başkan. 10 dakikaya köydeyiz. Ey la. Dikkat edin. O generalin ölüm haberini bekliyorum ona göre ha. Meslek aşkı işte.
Olay nerede? Ben orada. Ama bak, ne hoş tesadüf oldu değil mi? Üf, tamam tamam ya. Birader gelsene. Buyur komutan. Buradan koşarak geçen bir genç gördün mü? Yok komutan, kimseyi görmedim. Eyvallah. Aa, demin biri çarptı bana, bu tarafa doğru koştu. Kaçmış köpek. Kavin, ortalarda dolaşma. Kaybol, hemen kaybol. Ya bugün de askerin tersliği üstünde. Niye bu kadar gergin bu ya? Ben o tarafa gitmem ya. Daha burada. Bugün öleceksin lan. Aslı'yı kurtaracağım senden. Aslı. Tabii ya. Onun için buradasın. Hala umudum var. Ama Aslı beni istiyor uzman. Sen onun için sadece kötü bir geçmişsin, o kadar. Ama çok istiyorsan düğün davetisi göndeririz sana. Aslı'ya zarar veremeyeceksin lan. İzin vermeyeceğim buna. Kalk ulan kalk. Dövüş hadi. Katilsin oğlum sen. O masumu da öldürdün. Evet öldürdüm. Şimdi de sıra sende. Kalk. Kalk lan. Her şeyi anlatacaksın. Yürü. Yazık lan sana. Çok safsın ha. Ah şahinim ha. Birilerine bulaştın ve onlar da seni vurdular. Bu defter de kapandı.
Senin pisliğini temizlemekten bıktım artık. Aklını başına almazsan güneşi bir daha göstermem sana. Alın bunu, kaçtığı yere götürün. Sürecin sonunda zaten tasfiye olacak. Sen de git, yediğin altı temizle. General orada ya. Cemal Suriyeli'yi buraya gönderiyor. Ortalık ana baba günü. Ulan Cemal, Suriyeli'yi düğüne göndermedin herhalde. Bir pislik var bu işte. Ölmek istemiyorum. Allah'ım yardım et bana. Aç şunu be Serdar. Birazdan burada kan gövdeyi götürecek ha. Kim komutanım? Nazaruyu. Tam sırasıydı. Ulan telsizim de yok yanımda. Nasıl haber vereceğim ya? Delikanlı, çık ortaya, teslim ol. Sana zarar vermeyiz. Tabii, burada da yok. Naz'a Suriyeli burada yazmış. Neredeymiş Suriyeli komutanım? Naz'a, ne diyorsun? Serdar, o burada. O Suriyeli dediğin genç. Laboratuvarda gördüğüm, resmini atmıştım size. O burada. Nerede? Köyde. Generalin geldiği düğüne geldi. Bir militanla. Ne? Olamaz bu. Hedef saptırdı şerefsiz komutanım. Celil, hemen çıkalım. Teslim olmak istiyorum. Allah'ım yardım et bana. Doktor, ev burası mı? Vallahi deli doktoru doğru dediyse ev burası. Sen gelme, kal istersen. Sana ne ya? Sen her şeyi burnunu sokma. Ya bıdak, kız dilinine konuşuyor. Halin iyi değil işte. Haline baksana, kötü sinir küpü oldu. Bak, içeride duyacağın gerçekler sana ağır gelebilir, tamam mı? Sen geride kal haydi. Doktor, iyiyim ben. Keşke bir şeyler bulsak da Şahin'i temize çıkarsak. İnşallah. Haydi. Yeter daha, tamam bırak. Buyurun, kimi aradınız? Merhaba yenge, psikolog Yusuf Bey'in evi burası mı? Buyurun, ne istediniz? Doktor Yusuf Bey hakkında bazı sorularımız var bizim. Siz Yusuf'un karısı mısınız? Hanımefendi, bir soru sordum. Biz askeriz. Yusuf'un karısı mısınız? Hayır, değilim. Tamam bacım, o zaman Yusuf'un karısı nerede oturuyor, onu söyle bize. Yusuf'un karısı yok. Bize Yusuf'un karısı olduğunu söylendi. Doğruyu söyle. Yusuf'un karısı yok. Yusuf evli değil. Sen nereden biliyorsun? Ben Yusuf'un kardeşiyim. Tamam, bacım rahatsız ettik, sağ olasın.
Doktor, ne yapacağız? Nüfus müdürlüğüne gitmemize gerek var mı? Vallahi bilmiyorum ki ya işte. Hülya da kardeşi çıktı. İnanmıyorum. Kesin yalan söylüyor kadın. Ya vallahi ben de pirpiriklendim ama bir de şu var. Niye yalan söylesin ki yani? Kocasını korumak için. Kim olsa öyle yapar zaten. Belki de Dicle haklı doktor. Bu kadın Yusuf'un karısıysa korumak için böyle yapmış olabilir. Kesin öyle. Benim içime doğdu. Ya tamam hele bir durun bakayım. Bundan çıkış yolu bulacağız inşallah. Haydi. Gittiler. İstediğin oldu mu? Oldu. Silah doğrulttuğun bu çocuk senin öz oğlun. Nasıl bir babasın sen? Seni seviyordum. Resmi nikah bile yapmadın bana. Kes sesini. Bu kaçıncı kadın? Yeter. Düş yakamızla. Hastasın sen. Asıl seni tedavi ettirmek lazım. Delisin sen. Bir daha bana deli dersen gebertirim seni. Yuva bir cevap ver acil. Tekrar ediyorum, yuva bir cevap ver acil. Celil, komutan telsiz kapatmış. Bas şu gaza. Komutanım basıyorum. Ayağım dışarı çıkmak üzere. Hadi! Karşısındayız başkan. Emrin? Diğer eylemle aynı anda. Bir dakika sonra patladık kazı. Tamam. Sen kal. Komutanım! Çek!